Merhaba arkadaşlar, yeni bir soru çözümünde birlikteyiz. Burada eşeğe bağlı kalıtımla ilgili soru çözeceğiz. Yani x ve y'ye bağlı kalıtımla ilgili soru çözeceğiz. Şimdi sorumuzun ilkinde diyor ki x kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir hastalık için. Şimdi x kromozomunda taşınan bir hastalıksa erkek ve kadınlar için nasıl olması gerektiğini yazalım. Şimdi erkeklerin hasta olabilmesi için bu şekilde olması gerekiyor. Kadınların hasta olabilmesi için de arkadaşlar bu şekilde olması gerekiyor. Diyor ki kadın ve erkeklerde görülebilir. Evet, baktığımız zaman X kromozomu hem erkeklerde hem de kadınlarda bulunduğu için görülebilir. Bu doğrudur. Erkek bireye babadan geçer. Şimdi bakıyorum. Erkek birey X kromozomunu kimden alır? Annesinden. Y kromozomunu babasından alır. Dolayısıyla erkek bireye babadan değil, kimden geçecek? Annesinden. Dolayısıyla 2 yanlıştır. Dişi bireyde görülebilmesi için bu genin hem annede hem de babada bulunması gerekir. Bakıyorum şimdi. X kromozomunun birini annesinden alıyor. Bakın, genin annede bulunması gerekiyor. Diğerini de kimden alıyor? Babasından. Dolayısıyla babada da bulunması gerekiyor. O yüzden de 3. şıkkımız da doğru olur. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 ve 3 olur. Gelelim ikinci soruya. Resesif bir özellik için erkeklerde Y kromozomu ile taşınırsa tek başına etkisini gösterebilir. Şimdi arkadaşlar, Y kromozomu zaten bir tane bulunuyor. Dolayısıyla resesif olmuş, baskın olmuş hiç önemli değil. O yüzden de Y kromozomu ile taşınırsa tek başına etkisini gösterir. Bu doğrudur. Erkeklerde X kromozomu ile taşınırsa etkisini gösterebilir. Şimdi X kromozom erkeklerde bir tane var biliyorsunuz. Bakın XY. Dolayısıyla resesif özellik dediği için ben bu şekilde yaparsam bunu erkekte direkt olarak etkisini gösterecek. Bu da doğrudur. Otozomlarda heterozigot olarak bulunursa etkisini gösterir. Otozom ne demekti? Vücut kromozomu. Vücut kromozomu. Şimdi arkadaşlar, otozomlarda dediği zaman X'i Y'yi katmıyoruz. Heterozigot ne demekti? Bakın, büyük A küçük A diyelim. Bu şekilde etkisini gösteremez resesif gen. Çünkü çekinik kalıyor. Hani etkisini gösteremiyor. Gösterebilmesi için küçük a küçük a şeklinde bulunması gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış olur. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Gelelim 3. soruya. Babası hemofili olan bir kadın. Bakın, bir kadın var. Babası hemofili. Hemofili hastalığı X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir hastalıktır. Aynı renk körlüğü gibi. Şimdi kadınlarda XX var. Kadının babası neymiş? Hemofili. O zaman kadının babası nasıldır? X üzeri küçük HY. Şimdi kadın babasından mecburen neyi alacak arkadaşlar? Küçük H, yani X üzeri küçük H'yi alacak. Çünkü başka ihtimali yok. O zaman kadında X üzeri küçük H var. Babası hemofili olan bir kadın. Bakın, bu kadın sağlam bir kadın. Dolayısıyla ne oldu? Büyük H'yi de taşıdı. Sağlam bir erkekle evlenirse, o zaman bunun kocası neymiş? Sağlammış. Sağlam olduğu için büyük H'yi yazıyoruz. Bakın, Y. Diyor ki erkek çocukların hemofili olma olasılığı nedir? Arkadaşlar hemen bakıyorum. Bakın, çaprazlama yaptığım zaman ne olacak? X üzeri büyük H, X üzeri büyük H. Daha sonra X üzeri büyük H, Y. Buraya geldim. X üzeri büyük H, X üzeri küçük H. X üzeri küçük H, Y. Bize neyi soruyor? Erkek çocuklar. Şimdi erkek çocuk iki tane. Biri burada var, bir de burada var. Biri sağlam, biri hasta. Neyi soruyor bize? Hemofili olma olasılığını. Erkek çocuklarının hemofili olma olasılığı ne olur o zaman? %50 olur. Eğer ki size tüm çocuklar içerisinde hastalık oranı nedir diye sorarsa, bakın hepsi sağlam, şu üçü, bir tanesi hasta. O zaman %25 diyecektik veya 1 bölü 4 diyecektik. Ama sadece erkek çocuklar içerisinde sorduğu için %50 olarak aldık. O yüzden soruyu dikkatli okuyun, karıştırmayın. Geçelim bir sonraki sorumuza. 4. sorumuz. Diyor ki bir ailedeki kız çocuklarının %50'si renk körü ise, şimdi kız çocukları renk körüymüş. Hemen yazıyorum renk körünü kız çocuğu için. Şimdi kız çocuğu hastalığın, yani şu genlerin birini kimden alıyor? Babasından. Dolayısıyla babada ne oldu yine? Hasta oldu. Birini kimden alacak? Annesinden alacak.
Şimdi annenin yanında da bir gen daha var. Ama kız çocuklarının %50'si renk körü olduğuna göre, yani tamamı renk körü olsaydı o zaman anneye de hasta diyecektim. Ama anne bazı kız çocuklarına ne vermiş? Büyük reyi vererek sağlam yapmış. Bazılarına da küçük reyi vererek hasta yapmış. Dolayısıyla anne nedir? Büyük reye sahiptir. Annenin genotipi de bu şekildedir. Diyor ki baba renk körüdür. Evet bakıyorum, baba kesinlikle renk körü, doğru. Anne renk körüdür demiş. Yanlış arkadaşlar. Anne nedir? Taşıyıcıdır. Sağlam bir taşıyıcı. O zaman bu yanlış. Doğacak erkek çocuğunun renk körü olma ihtimali %50'dir. Şimdi anne erkek çocuğuna ya sağlamlık geni verir ya da hastalık geni verir. Yani bunların ikisinin gelme ihtimali %50'dir. Dolayısıyla bu da doğru olur. Cevabımız 1 ve 3 olur. Gelelim 5. soruya. Erkek çocuklarının renk körü olma olasılığı %100. Bakın erkek çocuk %100 renk körü oluyorsa anne kesinlikle nedir? Renk körüdür. O zaman anne x üzeri küçük r küçük r olacak arkadaşlar. Geliyorum babayı bulacağız. Kız çocuklarının renk körü olma olasılığı %0. Kız çocuğu x kromozomunun birini annesinden aldı. Hastalık genini aldı. Sağlam olması için babadan ne alması lazım? Sağlamlık genini alması lazım. Çünkü %0 kız çocukların hiçbiri renk körü olmuyor. Baba sağlam olduğu için olmuyor. Dolayısıyla babayı da ne bulduk? Sağlam bulduk. Diyor ki bu ailede anne ve babanın genotiplerini bulunuz diyor. Zaten ne oldu arkadaşlar? Anneyi ve babayı bulmuş olduk. Altıncı soruya gelelim. Diyor ki içi taralı bireyler X'e bağlı çekinik bir özelliği göstermektedir. Şimdi X'e bağlı çekinik dediği için erkeklere X üzeri küçük R büyük Y X üzeri küçük r y yazacağız. Kızlara da x üzeri küçük r küçük r yazacağız. Yazalım. Bakın erkeklere x üzeri küçük r y. X üzeri küçük r y. Kıza ne yazıyoruz? X üzeri küçük r x üzeri küçük r yazıyoruz. Erkeğe yine ne yazıyoruz? X üzeri küçük r y yazıyoruz. Şimdi erkeklerin iki ihtimali vardı arkadaşlar. Neydi? Ya hasta oluyorlardı ya sağlam oluyorlardı. Dolayısıyla ben taralı olmayan erkeklere ne yazarım? Bakın burada bir tane taralı olmayan erkek var. Büyük R, Y yazarım. Şimdi gelelim diğerlerini bulmaya. Bakın burada erkek çocuğu X kromozomunu kimden alıyor? Annesinden. Dolayısıyla burada X üzeri küçük R kimden geldi? Anneden geldi. Ama annenin taralı olmaması için büyük R'yi de taşıması gerekiyor. Bunu yazdık. Şuradaki kız çocuğuna geliyorum. Kız çocuğu babasından mecburen neyi alacak? Küçük R'yi alacak arkadaşlar. X üzeri küçük R sağlam olması için annesinden de X üzeri büyük R'yi aldı. Geliyorum dördüncü bireyimize. Bakın dördüncü birey annesinden mecburen neyi alır? X üzeri küçük R'yi alır. Babasından da neyi alır arkadaşlar? X üzeri büyük R'yi alır. Bakın hepsinin genotipini bulmuş oldum. İçi taralı bireyler bizi mutlaka cevaba götürür. Diyor ki bir numaralı birey heterozigottur. Bakıyorum bir numaralı bireye. Evet heterozigot, doğru. İki nolu birey homozigot dominant olabilir. İki nolu bireye geliyorum. Bu da heterozigot. Homozigot olsaydı, olma ihtimali olsaydı yazardık buraya. Yanlış. Üç nolu birey bu özellikle ilgili gene sahip değildir. 3'e bakıyorum. Evet, sağlam olduğu için bu özellikle ilgili gene sahip değil. Doğru. 4 nolu birey bu geni taşımaktadır. Bakıyorum 4 nolu bireye. Evet, küçük R geni var, taşıyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız 1, 3 ve 4 olur. Umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Bu kalıtım sorularını bol bol soru çözerek yaparsanız daha iyi bir şekilde aklınızda kalır. Gelelim 7. soruya. Babası sağlam, annesi renk körü olan bir kadınla. Şimdi bizim bir kadınımız var. Bakın bir annemiz var. Annenin babası sağlam. Şimdi anne X kromozomun birini babasından alıyor. Ki babası zaten mecburen X verecek. Y'yi verirse erkek olur. Dolayısıyla babası sağlam olduğu için neyi aldı? Büyük R'yi. Annesi renk körü olduğu için bu kadının mecburen annesinden neyi alacak? Küçük R'yi alacak. Şimdi kadını tamamladık. Gelelim erkek olana. Babası renk körü, bakın babası renk körü ise erkek için bu bizi ilgilendirmiyor. Çünkü babasından mecburen neyi alacak? Y'yi alacak. Annesi sağlam ama taşıyıcı değil. Taşıyıcı değilse annesi nedir? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R'dir arkadaşlar. O zaman annesinden mecburen neyi alır bu birey?
X üzeri büyük R'yi alır. Şimdi bu evlilikten doğacak çocuklar için diyor. Hemen çaprazlamayı yapalım, çocuklara bakalım. Bakın. Ne olacak? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R. Daha sonra X üzeri büyük R, Y. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. X üzeri küçük R, Y oldu. Hemen okuyorum. Diyor ki kız çocuklarının hiçbiri renk körü olamaz. Kız çocuklarına bakıyorum. Bakın sağlam, sağlam. Dolayısıyla hiçbiri renk körü olamıyor. Doğrudur. Çocuklar 1 bölü 4 oranında renk körü olabilir. Toplam çocuklara bakıyorum. Bakın sağlam, 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 hasta. 4'te 1 ne olmuş? Hasta olmuş. O zaman bu da doğru. Erkek çocuklarının yarısı taşıyıcı olur. Erkek çocuklarda taşıyıcılık yoktur arkadaşlar. Çünkü erkek çocuklar bir tane X kromozomu taşır. Taşıyıcı olabilmesi için büyük R, küçük R olması lazım. Erkek çocuk ya büyük R'yi taşır ya da küçük R'yi taşır. İkisini birlikte taşıyamaz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Gelelim 8. soruya. Yandaki soy ağacında 5 ve 10 numaralı bireyler renk körüdür. Bakın 5 ve 10 numara renk körüymüş. O zaman hemen buna ne yazıyorum? X üzeri küçük R, Y. Buna da yine X üzeri küçük R, Y yazdım. Buna göre hangi bireyler renk körlüğü bakımından kesinlikle taşıyıcıdır? Bakın 2014 LYS'de çıkmış. Hemen arkadaşlar çözüyoruz. Şimdi bu küçük R'yi kimden alacak? 10 numaralı birey. Annesinden alacak. Babasından zaten Y'yi aldı. Babası sağlam olduğu için büyük R. Şimdi taşıyıcıdır dediği için zaten erkekleri taşıyıcılığa katamıyoruz. Yani erkekler taşıyıcı olamıyor. 1 ve 7'yi kafadan sildik. Geldik, bu kadını bulduk. Ama bu kadın sağlam olduğu için neyi taşıyacak arkadaşlar? Büyük R'yi taşıyacak. Dolayısıyla bunda taşıyıcılığı kesin. 6 numarayı aldık. Gelelim diğerlerine. Bakın. Bu bireyler 8 ve 9'a baktığımız zaman babalarından kesinlikle neyi alır? X üzeri büyük R'yi alır. Ama annelerinden büyük R'yi de alabilir, küçük R'yi de alabilir. Yani taşıyıcılıkları kesin değildir. Dolayısıyla bunlar da gitti. Gelelim şuraya. Bakın X üzeri küçük R'yi 2 numaradan alacak annesi olduğu için. Dolayısıyla annenin sağlam olması için de büyük R'yi taşıması lazım. O zaman 2 numarada kesinlikle taşıyıcı. 2'yi de yazdık buraya. Şuraya geliyorum. Babalarından arkadaşlar bunlar X üzeri büyük R'yi alacaklar. Çünkü babaları sağlam. Ama annelerine baktığımız zaman annelerinden büyük R de gelebilir, küçük R de gelebilir. Dolayısıyla sağlam ya da taşıyıcı olabilirler. Bize kesinlik sorduğu için bunlara da kesinlik veremiyoruz. O zaman kesin cevabımız ne olacak? 2 ve 6 olacak. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. 9. soru. Bu soru biraz uzun. 2012 LYS. Şıkları da var alt tarafta. İlk önce üst tarafa bakalım. Diyor ki aşağıdaki soy ağacı bir ailenin bireylerinin X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan renk körü hastalığıyla ilgili fenotipini göstermektedir. Bu da 2012 LYS'de çıkmış. Şimdi renk körü hastalığıyla ilgili. O zaman erkekler ne olacak? X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, Y olacak arkadaşlar. Daha sonra sağlam olan erkekleri de yazalım. X üzeri büyük R, Y. X üzeri büyük R, Y. Şimdi küçük R'yi bu birey kimden alır? Annesinden. O zaman bu nedir? X üzeri büyük R, küçük R'dir. Şuna baktığımız zaman bakın bu kadın sağlam. Buradaki kadın sağlam ama büyük R de taşıyabilir, küçük R de taşıyabilir. Dolayısıyla bir şey söyleyemiyoruz. Buradaki kadın da aynı şekilde arkadaşlar sağlam. Ama büyük R de olabilir yanında, küçük R de olabilir. Buradaki kadın için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Büyük R de olabilir, küçük R de olabilir. Diyor ki, buna göre numaralı bireyler ve bu bireylerin sağlam fenotipteki bireylerden olacak çocuklarıyla ilgili. Hangileri kesin olarak, hangilerinin doğruluğu kesindir? Şimdi şuradaki kadına baktığımızda ben buraya atladım, özür dilerim. X üzeri büyük R'yi kimden aldı? Annesinden arkadaşlar. Küçük R'yi babasından mecburen ne alacak? Küçük R alacak. Dolayısıyla 3 numaralı birey taşıyıcı olur. Oraya atlamışım, özür dilerim. Diyor ki hangilerinin doğruluğu kesin değildir. Hemen bakıyorum. Birinci bireyin kız çocukları renk körü olmaz. Birinci bireye bakıyorum. Birinci birey zaten büyük R'yi taşıyor. Kız çocuklarına mecburen büyük R'yi verdiği için kız çocukları renk körü olamaz. Bu doğru.
İkinci bireyin normal fenotipteki tüm kız çocukları taşıyıcıdır. İkiye bakıyorum. İki numaranın babasında zaten taşıyıcılık hani bu küçük R olduğu için kız çocuklarına mecburen bunu verecek. Ve tüm kız çocukları taşıyıcı olacak arkadaşlar. B şıkkı da doğru kesin. C'ye bakıyorum. İkinci bireyin annesi bu özellik yönünden taşıyıcıdır. İkinci bireyin annesine bakıyorum. Evet, taşıyıcı. Bu da doğru. Annesini göstermedim size. Bakın, ikinci bireyin annesi bakıyorum. Taşıyıcı doğrudur. D şıkkına bakıyoruz. Üçüncü bireyin normal olmasını sağlayan gen annesinden geçmiştir. Üçe bakıyorum. Normal olmasını sağla. Bakın babasından neyi aldı? Üçüncü birey. Şöyle göstereyim. Babasından küçük R'yi aldı. Annesinden de normallik genini aldı. O zaman D şıkkı da doğrudur. Kesin. E'yi okuyorum. Üçüncü bireyin erkek çocukların hiçbirinde renk körlüğü görülmez. Şimdi geliyorum 3'e. Bakın üçüncü birey hem büyük R'yi taşıyor hem küçük R'yi. Erkek çocuklarına küçük R'yi verirse erkek çocukları renk körü olabilir. Ama burada ne diyor? Hiçbirinde renk körlüğü görülmez diyor. Dolayısıyla bu yanlış olan şıkkımızdır. Evet, sorularımız bu şekilde arkadaşlar. Çıkmış sorulardan da birkaç tane baktık. Siz de elinizde bulunan kalıtım sorularının tamamını çözün. Yine bir sonraki konumuzda da görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.